kuvarın altından geçti. Kuvar aşağıdan geldiğimiz bizim solumuzda kaldı. Kuvar kevrek. Sonra Ariki yol ayrımı. Ondan sonra geldik Pakurdi yol ayrımı. Bu aşağıda yolun üstündeki köy Dere Roj, Roj Deresi. Burası işte Şeh. Suyun olduğu yer. Ziyaretleri tabir edilen yer. Demin gidip döndüğümüz yerde Mirik. Ama bu karşı taraflarda gene işte sırasıyla Pardi, işte Selvan, Bosnar, Kekli diye mezarlardan gelir. Bu tarafta da gene Cündik, Mirik'in tam üstünde Barıkbaşı, Barıkbaşı'nın arka tarafı Deş, bu soldaki vadi, burada Mirik'e gittiğimiz zaman vadi iki tane vadi birleşiyor. Mirik iki, o iki vadinin birleşiminin yerinde, nasıl ki Huzur'la Harçık Suyu'nun birleştiğinin yerinde Dersim var. Burada da aynı şekilde Mirik var, iki vadinin birleşiminde. Soldaki vadi direkt Merge Çakar'ın altına gider. Bartinik de işte bu vadinin sağ tarafında kalır. Sağ yamacında kalır. Bu sağdaki vadi ise o da direkt bu yer dağının altına gider. Oradan beslenir. İşte Cündik de bu sağ tarafta kalıyor. Bunlar buranın işte Haydaran köyleri. Bu saydıklarımız hepsi. Bunlar hep Haydaran köyleri. Kurvarik, Hariki, Gevrek hariç. Bunların hepsi Füdereli hariç. Bu mülkedeki köylerin hepsi Haydaran köyleri. Veya 23 Eylül olabilir. 1994'te 23 Eylül, 22 Eylül ve 24 Eylül bu 2-3 gün içerisinde bu yöredeki bütün köyler yakıldı. Burası da olmak üzere. Ki burada buranın bir trajedisi daha var. Bu da iki aile kaybedildi. Soy ismi Serin ve Işık olan iki aile burada yok edildi. Yani ailelerin halen cesetleri ve mezar yerleri belli değil. Hayvanları karakol tarafından, askerler tarafından sürülüp getirilmişti. Neyse yani en son 24 Eylül'de yakmalar 22, 23, 24 Eylül'de bu 3-4 gün içerisinde yörenin bütün köyleri yakıldı bu yörenin. Bizim de yakılmıştı, Gerek'te yakılmıştı. Burası da yakılmıştı. Ve o tarihten beri de yasaktı. Zaten o yakmalar esnasında askerden yeni teris olmuş bu Işık ailesinin bir genç gelmişti. Yukarıdan giderseniz onun yerini de size tarif edeyim. O Ütüdere'den yola çıkıyor. Aynı ailesinin gelmediğini öğrenince kaygılanıyor. Devam ediyor. Orada çok ısrar ediyorlar. Durduruyorlar. O sonra tekrar bir yolunu bulup bir de askerden yeni gelmenin verdiği cesaretle. Ben nasıl askerim? Bana karışmazlar. Ben yeni askerliğimi bitirdim. Oradan yırtarım diye. Geliyor ama bunlar ona bakmıyorlar. Çocuğu öldürüyorlar. Orada taşın dibine koymuşlardı. Biz 3-5 yıl peş peşe gelip onun ölüm yıl dönümünde gelip orada anma yaptık ama son zamanlarda maalesef şu anda durdu orada. Yani biz o anmayı yapıyorduk orada. Şimdi o tarihten beri ta bu seneye kadar buralar girilmezdi. Sadece 2009 yılında bu işte 5233 sayılı yasa mı ne 5332 mi öyle bir yasa vardı. Bu zarar ziyanların
tazmini ile ilgili bir yasa vardı. Kısa bir süreliğine, işte bir haftalığına bir izin verdiler. Buralarda bir tespit yapılabilmesi için. 2009 sanıyorum olabilir veya 10 olabilir. O tarihte bir izin verdiler. Geçici, gelindi, gidildi. Ve bunun dışında buraya mezar ziyaretleri dahil izin verilmedi. Bizim köyümüz aynı şekilde, Gevrek. O zaman bu sene ilk olarak, bu sanıyorum Mayıs, Nisan civarı, tam tarihini hatırlamıyorum ama bu yöredeki yasaklar kalktı. Ama şu anda mesela halen gene bazı karakol komutanları işgüzarlık yapıyor. İşte benden izin almadın, niye gitmedin falan. İşte bazı bizim insanlarımız da hani öyle biraz da yaranmak maksatlı. İşte komutanım gidebilir miyim oraya, komutanım şuraya gidebilir miyim? Kutlerden yukarı çıkıyor, komutanım bu suya girebilir miyim böyle. Yani çok hevesli böyle insanlar. Ki böyle bir şey yok yani, yasak kalkmış. Kendi köyümüze gidiyoruz. Ama maalesef bu tür şeyler devam edebiliyor ama şu anda buralar yasak değil, tamamen kalkmış. Türlü savaş malzemesine burada rastlamak mümkün. İzine rastlamak mümkün. Patlamamış hava mermisi gördük biz. İşte değişik değişik mühimmat gördük. Her türlü mühimmata burada denkleştik yani bu arazilerde. Biz tabi mümkün mertebe uzak kalıyoruz. Her ne olur ne olmaz. Ama bilmiyoruz tabi mühimmatın adını bilmiyoruz. Mesela çok büyük kalın da 4-5 milim belki siz gördünüz. Sanıyorum ismini kazan şeklinde olmasından dolayı yani çok ağır, yerinden kıpırdanamıyoruz. Bir parça kalmış ki. O parçayı biz yerinden kıpırdanamıyoruz. Buralarda yani biz son zamanlarda da hatırlıyoruz. Daha önce de buralar bombalandı zaten. Yani bu bölgede düşen mermi belki yeryüzünde hiçbir yerde bu kadar ağırlıkta bir silah mühimmatı düşmedi bu. Hiçbir dünyanın hiçbir yerine düşmemiş. Yani buraya düşen mühimmat, yine ben iddia ediyorum, dünyanın hiçbir yerine bu yoğunlukta bir mühimmat, böyle bir coğrafyaya, hiçbir coğrafya yok dünyanın hiçbir yerinde. Buraya günlük her gün uçaklarla, jetlerle bombalanıyor. İşte bizim bakın bu araziyi gezerseniz kayalıklarda bile kırılmış kayalıklarda, parçalanmış kayalıkların izlerine rastlarsınız. Yani bombaların düştüğü yerler belli. Kaya düşmüş. İşte mağara gördükleri yerlerde çöktürmek amaçlı yapmışlar. Bunları çok net görüyoruz. Özellikle büyük mağaraların olduğu yerlerde Markasöl Deresi'nde, Markasöl Vadisi'nde çok net görüyorsun mesela bunları. Orada büyük mağaralar var. O büyük mağaraların işte bozulması çöktürmek için. Dağ keçisi, ayı ve domuz açısından çok zengin. Ayrıca bizim ur kekliği dediğimiz büyük keklikler, normal kınalı keklik var, ur kekliği. Ama en çok ayı, dağ keçisi. Ki eskilerde dağ keçileri ve ayı çok avlanırdı yöremizde. Ama son zamanlarda bu doğa bilinci geliştiği için İnsanlar son derece koruyucu oluyorlar. Şu anda bildiğim kadarıyla
bu köylerdeki arılarını korumak maksadıyla vurulan ayılar dışında kimse ayı vurmuyor ve daha keçisi vurmuyor veya kaçak avcılar olabiliyor yani, ama yani bizim yani çok, onlar da çok kaçak avlanıyor. Yani ya kaçak avcılar o kaçak yani böyle kıyıda köşede bir yerde daha keçisi vurabiliyor. Bir de bu arıcılar işte ayı arılarına geliyor. Onlar da vuruyorlar, gömüyorlar, saklıyorlar. Çünkü cezası var. Ben de şahsen görsem kim olursa olsun ben söylemişim. Şikayet ederim, ihbar ederim. Yani ayı vurduğunu hissettiğim zaman söz olsun yemin etmişim, ihbar edeceğim. Veya daha keçisi aynı şekilde. Bu alanda çok zengin ama başak da var. Yani defalarca biz başak da görmüşüz. Yani daha önce de görmüştük başak. Ben görmüştüm sadece. Bizim oğlaklara saldırdık. Çekiştik. Güçlere. Şimdi başak da bu bölgede var. Kurt var ama kurt azaldı. Kurt nesli nispeten tükendi, biraz azaldı. Ama dağ keçisi çok. Ama biz bugün mesela biraz geciktik. Yani erken saatte gelmiş olsaydık her 50 metrede bir dağ keçisi, her 50 metrede bir dağ keçisine rastlamak mümkün. Veya erken saatlerde gelsek ayıya mutlaka rastlarız. İnsanlar geliyor buralarda, sarımsaktır, yok bilmiyorum şudur buydur, cism o bitkisidir. Yani bu bitkileri zamanında toplanırsa önemli değil. Ama mesela sarımsağı Haziran ayından başlıyorlar, çiçek dökmeden başlıyorlar toplamaya. Ve benzeri bitkileri yine zamansız topluyorlar, çiçekleri dökülmeden topladıkları için bir nevi doğa tahribatı oluyor. Bu doğa tahribatının da mutlaka bilinçli bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Tabii ki doğamızın gezilmesi gerekir, tabii ki gidilmesi gerekir, tabii ki görülmesi lazım. Bu amena. Ama korunarak, yani oralara pet bardaklar atılmadan, işte şeyler atılmadan, oraya yiyecek artıkları atılmadan, işte getirilen hazır yiyecek naylonları, poşetleri, işte tenekeleri, kabukları, hani barbunya, balık vesaire kutularının şeyleri doğaya atılmazsa çok iyi olur. Özellikle su petleri çok atılıyor. Bu konuda mutlaka insanların biraz daha dikkatli olmalı. Yani hatta gerekirse sigara izmaritini bile poşetine atıp getirilmesi gerekir beraber. Yani bu biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum insanların bu konuda yeterli bilince ulaşabilmesi için.